Hilye-i Şerif özellikle sanat ve edebiyat alanında yüksek dini duygularla işlenmiş konulardan biridir. Kelime, yaratılış, süs, ziynet gibi anlamlara geliyor. Peygamberimizin hal ve tavırlarını anlatan, mübarek cisimlerinin vasıflarını anlatan eserlere hilye deniyor. Kültürel çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir halk üniversitesine dönüşen BUSMEK marifetiyle ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra geleneksel Türk-İslam el sanatlarını yaşatma vizyonuyla düzenlenen faaliyetlere Hilye-i Şerif ve İsmi Nebi sergisini de ekledi. Hattatlar arasında Hazreti Ali'nin tarifinin hilye şeklinde yazılması bir gelenek halini almıştır. İsmi Nebi de Peygamber Efendimizin mübarek isimleri anlamına gelmektedir. Bu mübarek isimler genelde övgü anlamı taşımaktadır. Onda var olan, onu metheden ve olgunluğunu ifade eden bir takım sıfatlardan oluşmaktadır. Hilye-i Şerif ve İsmi Nebi, İslam kültür ve sanatının önemli birer parçalarıdır. Tabi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak BUSMEK marifetiyle açtığımız kurslarla ilk günden bugüne kadar eğitimlerle gerçekten halkımızın yoğun bir ilgisine, teveccühüne de mazhar oluyor. Ben gittiğim her ortamda şunu da ifade ediyorum. Bursa sadece otomotivle, tekstille, ihracatla falan gelişmez. Bursa Osmanlı'yı kuran şehirdir. Osmanlı'nın ilk başkentidir. O dönemin izlerini ziyadesiyle yaşayan bir şehirdir. Maneviyatlı şehirdir Bursa. BUSMEK sanatçıları tarafından büyük emekle hazırlanan 31 nadide eserden oluşan sergi 13-18 Kasım tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Sergi öncesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Asiye Kafalıer Dönmez ve Marmara Üniversitesi'nden hattat Profesör Doktor Fatih Özkafa'nın katılımıyla düzenlenen panele de sanatseverler büyük ilgi gösterdi.